Katmandu sokaklarında her an bir motosiklet karşınıza çıkıp sizi ezebilir. Her an birisi suratınıza tükürebilir. Kulağınızın dibinde balgamını temizleyebilir. Banega, insanlık olad, insanı banega. Today is a festival, Saraswati festival. Thank you, thank you. Already. Anam! Bakışa bak nasıl? Ayo, kaçtı kaçtı. Korktu korktu. En tatlı maymun burada. Kavga var. Allah 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 Allah. Namaste. Samin. 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 My name is? My name is Saliha. Saliha. No, it's my name, not your name. Not my name. Bunun yaşında hatta bundan daha küçük bir bacak kasları vesaire falan kullanılmamış oldu. Tamamen aslında kaybolmuş bir hayat anlamına geliyor. Şimdi ben kaldım. Hosteli değiştireceğim. Burayla alakalı bir sıkıntım yok. Ama sadece çok soğuk. Diğer taraf da soğuk olacak, onu da biliyorum ama aslında burada sadece ben varım. Tek olmak o anlamda gerçekten güzel ama çalışma anlamında sadece yatakta, yorganın altında çalışabiliyorum. Gidip de bir yere oturayım, ben yani çalışayım dediğimde aşırı derecede soğuk oluyor. Başka bir tane hostel buldum. Fiyat aslında benim için önemli şu anda. Fiyat olarak neredeyse yarı fiyatına. Tabii ki buradaki konforu bulamayacağım orada. En azından iki gece orada kaldığımda burada bir geceye denk olacak. O yüzden bugün ayrılıyorum. Fakat şöyle bir şey var. Dizlerle alakalı çok büyük bir problem var. Taktığım zaman tabire çıkıyor. Saçımı nasıl kurutacağım? Yani patlatmamak adına. İnşallah çarpılmam. Ay. Böyle böyle işte ya. Yolculuk böyle bir şey. Ne yapacağım? Eşyaları çok hızlı bir şekilde yeni hostele bıraktım. Şimdi Hindistan konsolosluğuna gidiyorum. Bakalım oradaki işleri hallettikten sonra bugün gezeceğiz. Çünkü adam gibi yoldan karşı karşıya geçmek istediğinde ölüm yürüyüşü yapman gerekiyor. O trafiğe bak. Var bak mesela onlar geçiyor. Allah'a. Kaza olmuş. Ah. Hindistan konsolosluğuna gittiğimde dediler ki 6 gün minimum sürecek. 4 gün daha uzatman gerekiyor Nepal vizeni. Immigration ofise gittim. 4 gün ya da 5 gün tarzı uzatamıyorsun. Minimum 15 gün uzatabiliyorsun. Her güne o 3 dolar düşüyor diye yazıyordu. Hoş değil. Planımda da olmayan bir şeydi. Şu an bakalım. Benim pazartesiye kadar zamanım var. Eğer olmazsa muhtemelen pazartesi gelip uzatırım. Bakalım ne olacak. Böyle yürümek zorunda kaldım da motorumu çok özlüyorum. Ya motorla seyahat etmeye alışmış bir insan için motosiklet, taksi için bile çağır, bekle, et, tut vesaire. Ya motora atlayıp her an istediğin yere gidiyor olmak gerçekten o kadar büyük bir özgürlük ki anlatamam. Yani bunu şu anda burada o kadar fazla hissediyorum ki. Gayet salaş bir yer buldum. Say bye. Diyordu şimdi bu deli kendi kendine ne konuşuyor. Thank you so much. You cooked? Here you're there. Chicken, momo. 150 euro. Huh? 150. 50. Ha, okay, he said 130. Okay, this. Which one? Ya bu işte hoş değil yani. Yapma abi. Ne koparabilirsem kârdır modelinde. Şimdi şu polisleri, trafik polislerine. Tabii göstermek istiyordum. Ya trafikten dolayı o kadar leş bir hava var ki, o kadar fazla toz var ki anlatamam. Burada trafik polisleri hala daha bu işlemi yapıyor. Işık vesaire falan var ama mesela orada
çalışmıyor. Özellikle meydan tarzı yerlerde polisler var ortada. Onlar kafalarına göre bir sağ sol sağ sol yapıyorlar diyorlar falan ama yani kim kime dumduma gibi çok bir ben şeyini göremedim. Bu arada yemek yediğim yerde bir tane adam vardı. Böyle gözünü dikmiş bakıyordu. Adam hala orada. Adam beni mi takip ediyor bilmiyorum ama tam şu anda fark ettim. Ben ışıkların orada konuşurken fark ettim. Ben orada konuşurken bekliyor. Devam ettim. O da devam ediyor. Neyse Allah'tan Muay Thai biliyoruz biraz. Şu an hala orada bekliyor. Vallahi takip ediliyorum şu anda. Yanlış yola... Dur konuşacağım. Yanlış tarafa doğru gitmişim. Karşıya geçmem gerekiyormuş. Durdu bekliyor kenarda. Bakayım bakayım ben bu tarafa doğru geliyor mu? Arkayı da göremiyorum ki. Ön kamerayı kapattım. Thank you. Vallahi döndü geliyor bu tarafa doğru. Beni yakalayabilir mi bilmiyorum da. Şaka gibi ya. Hadi bakalım bugün nasıl bir macera çıkacak bana. Aha. Lan bunları böyle ortalıkta salıyorlar mı? Aha telefonuma. Namaste. Sorry? Nepali baba Janakpur, listen in Nepali. Ah, yes. Yes. Yes, the traditional is cool. Yes, ha? Good picture. Good, yeah. Can I take your picture? Yes. Okay. And yeah, I'm traveling with a little bit money. Huh? But there's no money. Hi. Sorry? What's your name? Huh? What's your name? Well, is there something wrong? Huh? Sorry? Something happens, you can call me, I'll give you a phone number. Why? Ah, okay, thank you. Thank you so much. Okay, have a good day, bye bye. Hello. Namaste. Allah'ım ya Rabbim. Anam. Ah. Hello. Şunlara bak. Bakışa bak nasıl kızı. Aa. Ayo kaçtı karka. Ha korktu korktu. Korktu korktu. Allah'ım nasıl. Vallahi bunlar böyle. Aha burada da bir maymun var. En tatlı maymun burada. Aha. Yuhuu kavga var. Allah 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 Allah. Aha bir şeyler oluyor. O maymun kavgası. Maymun kavgasına da şahit olacağım şu anda. Hello. Namaste. Namaste. Ah. Ay tamam bir şey yapmadım. Ay o nasıl bir bakıştı. Hadi görüşürüz o zaman. İçeride insanlar ne yapıyor? Namaste. Aa burası maymun barınağı gibi bir şey mi acaba ya? Dur maymunları görünce heyecandan şey yapamadım. O beyazlı olan adam beni yemek yediğim yerden beri takip eden adam. Oradaki kıyafetlimi. Onlar muhtemelen artık bunun için yani nesi oluyor bilmiyorum. Para istedi. Çok açım çok açım dedi böyle. İsmin ne falan diye sordu. Dedim hayırdır kardeş. Hani numaranı alayım dedi arkadaş olalım falan. Abi arkadaş olmak için birini kilometrelerce takip eder misin? Bir garipler buradakiler ya. Bu tamamen, evet, tamamen tahta oyması. Bu tarafı da aynı şekilde yapılmış sanırım. Ben tahta oyması dedim ya. Ahşap oyması. Allah bismillah. Ay korktum. Burası Kolmaçan, Kalmoçan, Mahadev Temple gibi bir şey. Bak bir değişik. İçeride bir şeyler var mı? Aa, içerisi görünebiliyor mu? İçeride tabutumsu bir şeyler var. Ne
bu barakalar var yanlarında, bir garip bir ortam açıkçası. Şuraya bak. Ha, çok çok ilginç ya. Kocaman bir anıt. Garip yani mesela. Şöyle bir ortam. Böyle yılan figürü yine varlarında, omzunda, başında hep yılan figürü var. Kendisinin de kanatları var. Kanatları ve kuyruğu var. Burada anladığım kadarıyla simülasyonu gibi şeyler yapmışlar. O tarafa geçiş var mı acaba? Kapalı sanırım. Şu karşı taraf stadyum. Girişinde Qatar Airways ile alakalı bir şeyler yazıyor. Anlamadım ne olduğunu. Ne stadyumu? Daşarat. Burası artık bu Derbent Square'e yakın sayılabilecek bir yer. Çarşı, meydan, her neyse. Ya her şey okey de, her ülkenin kültürü, yapısı, davranışı farklıdır da. Ay şu yere tükürmek nedir ya? Gencinden, kızından, yaşlısına, adamına, herkes. Bir de böyle tokaf edersiniz şey. Ne var ne yok, boğazda toplayıp toplayıp hepsini gömüyorlar yere. Midem bulanıyor ya. Tam böyle yanından geçeceğim milleti. Şu sarı bina ne binasıysa helal olsun. Şu anda Derbent Square'in yakınlarına gelmiş bulunuyorum. Bu işte Shiva'nın evi olan alanda ve o meydana girmek ücretli normal şartları altında. 1000 rupi olarak görünüyordu. Yani 100-150 civarı bir şeye denk gelecek gibi görünüyor. Ben farklı bir şekilde kapıdan değil de bacadan girebilir miyim diye bir yol bakacağım biraz. Kapısı neresi onu öğreneceğim. Aslında bugün gezmek istiyordum fakat şu an o kadar böyle yorgunum ki yaklaşık 6-7 kilometre falan yol yürüdüm bugün. Böyle ara sokaklarda gezince güzel oluyor. O yüzden de devam ettim. Bugün şimdi birazcık bakacağım nereden geçebilirim diye. Bakalım eğer içeri girebilecek olursam yine görürüm meydanı. Haydi göreceğiz. Burası tabii tamamen turistik bir yer olduğu için yemek çeşitliliği var. Şey böyle, girdim galiba. Vallahi girdim yanlışlıkla. Kapıda bir tane güvenlik kadın duruyor gibiydi ama telefonuyla uğraşıyordu. Kimse de bir şey demedi. Ben de yolun önü diye girdim, bir baktım buraya geldim. Hello. Namaste. Burada böyle... Böyle bir meydan. Hello. Namaste. Çok fazla yenilenen yer var. Yani birçok yeri göremiyorsun gibi bir şey aslında. Şurası galiba kumarının evi oluyor. Tamamen böyle hani turistlere yönelik hediye eşya kullanılacak olan bir meydan olarak tasarlanmış. Thank you so much. Handmade. Yeah, all is handmade. If you like, very very good price. Okay. If you like this, you make yourself. Yeah, I will check tomorrow. Okay. Today I'm just filming and tomorrow I will come and buy something. Okay, still we are waiting you. Okay, thank you. Huh? Where you come from? Turkey. Turkey. Yes, Okay, have a good day. Same to you. Small. Yeah, I will check later. Okay, thank you. We are waiting you, okay? Okay, see you. Bye-bye. Thank you so much. I have water. Okay, thank you. Baba! Beyazıt meydanını hatırlattı aslında. Hepsi tamamen el işçiliğiyle yapılmış olan ahşap oymaları. Kumarı galiba burası oluyor, evet, kumarının evi. Where are you living? Tamam, ne paliyor?
तो कुमारी के फोटो किन्ने पनि मिले नि यहाँ बाट मान्छे मले किन्ने मिले व्हेन इज इट मुस्लिम कसरी आई लाइक मुस्लिम हिंदू हिंदू बनेगा ना मुस्लिम अल्लाह तो बनेगा दैट्स अ गुड सॉन्ग नो यस हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा इंसान का औलाद इंसान बनेगा एक्चुअली यू कैन सी द गुड स्टेज Actually, I've been working here 20 years, ma'am. Oh, actually, my job is guiding tourists. You can see here, mm-hmm. Buddhist Tuscan, ma'am. Şurası. Symbol. Okay, let me go. If born in Hindu country, what is the symbol is? Education. Today is a festival, Saraswati festival. Today is a festival. That's why this is festival day. Which Saraswati. Festival? Saraswati, the goddess of education. If the young student, they come to the temple, write their names, they become educated. So you got a cameraman, better make a picture now. You are doing, I know. Yeah. Yes, I know. Kumar'ın normalde sabahleyin saat 10-11 sularında yüzünü gösteriyor. Yüzünü gösterdiği pencere şurası oluyormuş. Buradan yüzünü gösteriyor. Sonrasında tekrardan içeriye giriyor. Even you're gonna see the hippie temple in 1960, 70, many hippie came here. Before, did you get a ticket to get inside or not? Nobody. Oh, yeah, very lucky. Otherwise, $10 for one ticket. Really? Oh, yeah. Böyle bir şey gördüm. Şurada böyle sarı bir şey var. O bir çocuk beşiği. İçeriden de çocuk sesleri geliyor. Muhtemelen Kumari'nin değildir. Onu bu kadar aleni bir şekilde sesini vesaire çıkmasına izin vermiyor olabilirler. Kumari 3 ila 5 yaş aralığında bir kız çocuğu. Ve bu da kraldan sonra gelen en önemli kişi. Thank you. Have a good day. If you like, you know, like a 6 or 7 if you Thank understand. Thank you. Thank you. How long have you been here in Nepal? As a 1 week. Already? Yeah. She wanted data. Mind the yeah. The data of the goddess is kind. It's hard to get in. Yeah. Thank you. Evin önüne oturdum. O zaman birazcık onun hakkında konuşalım. Ne dedik? 3-5 yaşındaki bir kız çocuğu. Hali hazırda diyelim ki şu anda bir kumari var. Ne zaman ki kumari adet görüyor, demek oluyor ki onun artık kumariliği sona eriyor. Thank you. Namaste. Namaste. What's your name? Sorry? Semin. Semin? Semin. Semin? Semin. Semin? Semin. Semin? Nice to meet you. Nice to meet you. My name is? Saliha. No, it's my name, not your name. No, no, no. Gel beraber konuşalım. İşte bunun yaşında hatta bundan daha küçük bir çocuk yani. Kumari dediğim bundan daha küçük bir kız çocuğu. Velhasıl kız adet gördükten sonra kumariliği bitiyor. Ama kumariliği boyunca yere basmasına asla izin verilmemiş durumda oluyor mesela çocukluğundan beri. Başka çocuklarla beraber oynayamıyor. Yere basmasına izin verilmediği için işte bacak kasları vesaire falan tamamen kullanılmamış oldu. Ne zamanki kumariliği bittikten sonra... Ne zamanki kumariliği bitiyor artık yere basması gerekecek oluyor. Fakat yere nasıl basılacağını bilmiyor. Dolayısıyla yürüyemiyor, konuşamıyor. Yani hatta bununla alakalı ve sonrasında da hayatı boyunca hiçbir erkek bu kumariyle evlenmek istemiyor. Çünkü onunla evlendiği takdirde hani lanetlendiklerine inanıyorlar. Ama niye ben kendi karnımı zor doyuruyorum yavrum? Seninkini nasıl doyuruyorum? Ne money? No money. No money. Ama please bak. Linda. Lan kalmadı. Dakika kalmadı. Sonrasında. Please. I'm talking. Sonrasında
Anam vallahi. Ha, ne oldu? Ha? Ya. Dur ama ya. Vallahi dakikam kalmadı. Dakika bitti. 10 dakikam var. Sonrasında ne oluyor? Ya şunlara bak. Sonrasında bu kızın kumar eliği bittikten sonra kimse bununla evlenmiyor. Fakat hayatına da devam edemiyor aslında. Çünkü kumarlık zamanında doğru düzgün hiçbir işini kendisi yapmadığı için nasıl yürüyeceğini, nasıl muhabbet edeceğini, okuma yazma bilmiyor, konuşmasını doğru düzgün bilmiyor. Tamamen aslında kaybolmuş bir hayat anlamına geliyor. Hatta bununla alakalı olarak... Thank you. Kalı Avrupa Birliği mi artık tam olarak bilmiyorum. Bu işe el koyup hani insan haklarına aykırı bir durum olduğunu düşünerek bununla alakalı işlem yapıyorlar ve artık sanırım 5 yıl civarı olabilir. Artık kumarlık zamanında da bu çocuklar eğitilmeye başlıyor. Normal bir hayat standardına, şartlarına uygun şekilde yetiştiriliyor olabildiğince. Sonrasında yeni bir kumarı seçerken... Oh, thank you. Onun telefon gidiyordu. Atıyorum, iki yıllar. Sonrasında yeni bir kumarı seçerken de bazı şartlar var. Öncelikli olarak çocukları böyle şey yapıyorlar, standart. Çocukların standartlarını ölçüyorlar. Koca gözlü olması ve çok güzel gözlü olması gerekiyor. Vücudundaki hiçbir yerde ben olmaması gerekiyor. Tamamen kusursuz bir cildi olması gerekiyor. İşte birkaç farklı böyle güzellik anlayışları var. Onları karşıladıktan sonra farklı yaptırımlar var. Bu sefer işte mesela Kumari'nin oyuncaklarını böyle koyuyorlar ortaya. Kumari adayları olan çocukları oyuncaklardan seçmelerini istiyorlar. Çocuklardan bu oyuncaklardan seçmesini istiyorlar ki hani manevi olarak acaba onu hissedebilecekler mi diye. Kim ki Kumari'nin kendi oyuncağını seçiyorsa Kumari'li olma level'ını bir tık daha atlamış oluyor. Domuzda bir şey var mı bilemedim. Vallahi dikkatimi toparlayamıyorum şurada ya. Çok da tatlısın, kızamıyorum ha. Sen de tatlısın, tamam. Sen de. Öyle işte. Saat 4'te yüzünü gösterecek. Aslında görmek istiyorum da. Benim 4'te de arkadaşla randevum var. Bir bakalım eğer buralarda olabilirsem. Tabii. Peki. Sana bir şey alayım. Durumlar böyle. Vallahi kafamı toplayıp da bir şey kaldım mı ettim mi? Allah. Ha. Hemen onu kaldırıyor. Hayır, hayır. That's how you have to get a ticket once you buy. As long as you stay in Nepal, you don't have to buy another one. Actually, I don't have too much time. I just walking around and I saw directly come here and over there. I will come back tomorrow and maybe I can come to. Ticket is tomorrow, no problem. Okay, but not, I cannot take now. If you want, I can go out of the place, but... We go to outside. Okay. Muhtemelen beni oradaki şeylerden bir tanesi şikayet etti. Çünkü adam geldi elini kovmuş gibi buldu. Sırf kumarayı da göremeyeceğiz. Artık yarın tekrar denerim herhalde. Ne yapayım? Burada mum yakıp çan çalıyorlar. Tanrılara koyduğu yiyecekleri de bunlar yiyor. Yalın. Korkma. Nepal'e geldiğim ilk gün dolandırıldığım videoyu izlemediyseniz şuraya bırakıyorum. Allah'ım bunu söyleyeceğim günleri bekliyordum. Nasıl dolandırıldığımı izlersiniz. Benim düştüğüm bu şeye siz düşmeyin. Bu arada ben nereye gidiyorum? Trenle. Okay. Any big plastic? Ha? Big. No, no, it's okay. No, plastic, no less plastic. This all, this big plastic. This plastic is better, save the world, yeah. No, I don't want it. Okay, tell me about the price. Good is price. It Beleş? No Beleş. Beleş? You know Beleş? What is Beleş? 920 rupees. Oh, ha, ne diyor? 920 rupees all. 920. 920 rupees. 920. This, it's too much. This 3, 350. This 3. It's too much. No. Any good price? No.
This kilo, 351 kilo. Okay, then but no, and a good half. Price, local price, you all people ask. No, I buy before. I buy before is too much, you know. Okay, 900. No, huh? 900, okay. 900? It's yes. Too much, no? Let's buy 100 rupees, let's buy. How much? 800. I think it's still too much. It's GABA. What is it? Huh? GABA. What is it? GABA, GABA. Very sweet. Know. One piece try gift. Okay. India farm gift. 500. Good. My loss. Really. No. This. I buy before. It's too much. I cannot afford it. Good price, ma'am. Really. No. No cost. No. I know. I buy three banana and this just 100. It's my old money. Okay, 700. Okay, huh? 700. 7 is too much. No. Like it is. 600, at least 600. My loss, really my loss. No. Okay. Thank you. Welcome to Nepal. Okay. Thank you. Bye bye. See you. Abi yine kazıklandım ya. Vallahi kazıklandım, billahi kazıklandım. Yani aldığım şeyler aslında okey ama yine kazıklandım yani. Bol bol meyve yerim artık, yapacak bir şey. Ne kadara tekabül etti? 6 dolar civarında bir şey tuttu. Diyor ki, ben diyor kaybettim diyor. Ne kaybettin, kaybetmedin. Gayet de yine kazıklandık vallahi. Bugün de kazıklandım çok şükür. Bir şeyler yiyeceğim. Burada yemek doğrusu yemek yiyebileceğim düzgün bir yer bulamıyordum. Geçenlerde burada yemek almıştım. Şimdi tekrardan buraya geldim. Bir şeyler yiyelim bakalım. Hello. Namaste. Namaste. How are you? Good. And you? And you, thank you. Namaste, how are you? Good. Yeah, I told you I'm gonna come back. Yeah. The menu, should I take it? Okay. Buranın fiyatları aşırı uygun. Özellikle diğer restoranlarla karşılaştırdığımda. Hijyen anlamında hiçbir yorum yapmayacağım buradaki restoranlarla alakalı genel anlamda. Ama mesela Milte diyor 25. İşte bir Aloparaya denemiştim daha önce. İşte 25. İşte Momo dediğim, geçen denediğim. Burada yine daha uygun. 200 demiştim mesela. Burada 100 küsür 150 arası bir şey. Fiyatlar genel anlamda çok çok uygun. Mekan da güzel aslında. Gayet. Bob Marley'den kopup gelmiş bir ortam. Nepal yurt çalışa buradan. Day! Bu da çalışa ben. Bu da çalışa kopakar da hediğini de. So maybe any local thing that you know, special for Nepal? Special for Nepal. This is dal bhat, but this is momo. Yeah, soup momo good. Aloo potato. And this is aloo motor. Tarkari. This is curry. You know, I want this the most mo. Look, the menu. Everything but little into the middle. Okay, so let's do this. This one. I can try it. Yeah. And momo with fried. Right. And aloo paratha. I can try aloo paratha. Aloo paratha. One yes, piece. Uh-huh. Yes, one. Uh-huh. This one. This one. Uh-huh. Okay. This is, I think, the local yeah. thing that yeah. The panlasi is. What is it made from? Is it like a rice drink or no rice? What is it made from? Plain lassi. Dai! Cut. Huh? Cut. You know cut? Cold. Cut. Cut. Dai la cut nahi bhancha hai na? Cut bhancha hai na dai la? Yogurt. Oh, really? Yeah. Oh, we have the similar one. Okay, I'm gonna do this. Yes, plain lassi. Yes, okay. Yogurt from. Oh, you are. I'm so happy. Okay. Uh-huh. Thank you. This. Okay. Thank you so much. Ayran'a benzer bir şeyler var, anladım bu kadarıyla. Bak ya, ben burayı sevdim. Şimdi bu aloo parathe dediğimiz şey. Bu da aloo motor tarkare deniyor. Bu sanırım nohut. Yine aynen. Bu nohut var içerisinde.
patates var. Bunun şey halini denemiştim. Farklı böyle işte yağda yapılan baharatlı bir halini denemiştim. O güzeldi. Şimdi onu deneyeceğim. Güzel. Nohuta benziyor ama nohut olmaya da bilir yalnız. Benzer bir şey ama. Ama güzel, lezzeti gayet güzel. Bu da momo denen şey. Ben hani hepsini denemek istediğim için farklı farklı yarım aldım. Normalde 10 parçadan oluşuyormuş. Daha öncesinde direkt haşlama olanı denemiştim. Şimdi kızartma olanı denemek istedim. Patatesli bir şekilde. İçinde patates olan halini. Güzel güzel. Doyulur burada ya. Güzel doyulur yani. Bardak bu şekilde geldi. Biraz alev çıkacak. Alevli falan geliyor. Ayran sana. Sen bu şekerli. Bu şekerli bir ayran aslında. Fena değil gay yani. Yani yemekle beraber şekerli olması biraz garip ama yenir. Şey, yenmez değil. Güzel güzel. Tayland'dan sonra aşırı memnunum yani halimden. Şimdi elleriyle sıfır karıştırıyorlar gene. Is it good music? Sorry? Music is good? Gazel! Çek! Sorry? It's Momo. Uh-huh. It's Les Momo. Ah, yeah. You're cooking like a boiled pot. Ah, okay. Not in the water. You are not put it in the water. Ah. Yes. Ah, anladım. Anladım. Hazırladıktan sonra altında işte suyla buhar içerisinde pişiyor dedim. Tamamen suyun içine atmıyorlar. Bizim bu içli köfte olayına benzetiyordum ben ama hiç içli köfte gibi değilmiş. Katmanlı sokaklarında dolaşıyorken gündüz olsun gece olsun günün her saatinde bir motosiklet tarafından ezilebilme şansınız var. Her an bir motosiklet karşınıza çıkıp sizi ezebilir. Her an birisi suratınıza tükürebilir. Kulağınızın dibinde balgamını temizleyebilir.